Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ilk soru ne çıkacak? Namaz kılmaya ilk başta çok neşeyle giderken artık canım istemeyerek gidiyorum. Bu kötüleştiğime mi işarettir diye bir soru. Sıkça bana da gelen sorulardan bir tanesidir bu. Allahu Teala Hazretleri ilk önce kendisine bir adım atana, ondan sonra ona ikramda bulunuyor, o tadı tattırıyor, peşin olarak veriyor. Daha sonraki süreçte de efendim gayretimize göre veriyor. Yine Necip Fazıl Üstad'ın güzel bir tecrübesi var kendine ait. Diyor ki, ben namaz kılmakta çok zorlanıyorum. Öyle namaz kılarken sanki bütün dünya üzerime çullanıyormuş gibi oluyor. Ama en çok hoşuma gidense hani zevk alarak kıldığım namazdan daha çok sırf Allah emretti diye, canım istemediği halde huzura duruyorum ya. Ya Rabbi sen de şahit ol. Sırf sen istediğin için bu namaza duruyorum. Nefsimin şu anda bundan hiçbir payı yok. Allahu Ekber namaza duruyorum. En çok da nefsime rağmen Rabbimin isteğine böyle efendim tabi olma hoşuma gidiyor diyor. Bizler de canımız istemeyebilir ama değil ki Rabbimiz emretti. O zaman efendim namazımızı kılarız. Dışarıda namaz kılmak çok zor oluyor. İşler, dersler çok yoğun. Eve gelince kaza ediyorum. Bu olmaz mı? Olmaz. Bu kadar yeter bile ama niye olmaz? Doğru değil. Sünnete aykırı. Yani namazı kazaya bırakmak için savaşta bile müsaade edilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 101, 102, 103. ayetlerde Rabbimiz Bedir Savaşı'nda bir Müslümana 3 tane müşrik savaşçı karşıda olmasına rağmen, çok efendim kuvvetli bir orduya rağmen Efendimiz namazı orduyu ikiye bölerek cemaatle kıldırıyor. Bırak kazaya bırakmayı. Namaz kılmak hep istiyorum ama eringenlik ve üşengençlik yüzünden olmuyor. Allah önce eringençliğimizi, üşengençliğimizi gidermemizde bize yardım etsin. Kardeşlerim, şeytan bizim ezeli ve ebedi düşmanımız. Secde etmedi, huzurdan kovuldu. Bizi de huzurdan edebilmek için Hazreti Adem atamızdan bu yana ciddi tecrübesi var. Bildiği bütün numaraları çekiyor. Adamına göre numara ortaya koyuyor. Dolayısıyla üşengençlik hepimizin başında olabilecek bir durum. Ne yapacağız? Günümüzü beşe bölerek yaşayacağız. Günlük programımızı namaz merkezinde yapacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir gününe baktığımızda güne teheccüdle başlar, sabah namazıyla devam eder, yatsı namazıyla son noktayı koyar. Efendimiz günlük hayatı bu. Bugünün diliyle insanları, Müslümanları iki gruba ayırabiliriz. Bir, hayatını beşe bölenler, iki, boşa geçirenler. Çankırı'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Beni programa davet eden beyefendi bir iş adamı. Ajandası dikkatimi çekti. Ajandasında böyle kırmızı kalemle ortada yazılmış bir şeyler var. Aralarda da diğer mavi kalemle günlük programını yapmış. Dedim ajandanızın düzeni çok hoşuma gitti. Müsaade eder misiniz bir bakabilir miyim? Tabi hocam dedi. Bir baktım sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ajandaya günlük namaz vakitlerini yazmış. Aralarda da o gün yapacağı programı planlamış. Dedim işte bu Müslümanın günlük hayatı. Öyle olunca kardeşlerim sıkıntı olmuyor. Ve hayatımızı namaza göre planladığımızda ömrümüz bereketleniyor. O zaman çalışmanızda, ibadet, uykunuzda, dinlenmenizde. Çünkü o namazlar bütün hayatımızı ibadetleştiriyor. Salat-ı daim oluyor. Ama biz işlerimizin arasında namaza yer arar da efendim ona göre hareket edersek o zaman iki takla bir bakla ya Rabbi gerisini sen sakla fırt aradan çıkarıveriyoruz. O namazın ne tadı oluyor ne tuzu oluyor. Allah bizi de onlardan etmesin. Rabbimiz inşallah hayatını beşe bölenlerden eylesin, boşa geçirenlerden etmesin. Ne yaparsak yapalım 5 vakit namazı bir türlü oturtamıyorum. 10 gün oluyor, 1 ay oluyor ama sonra hep bırakıyorum. Kalıcı çözüm yok mu? Az önce bir kısmını söyledim. Buna ilave olarak sevgili arkadaşlar, namaz kılanlarla dostluk etmenizi öneririm özellikle. Çünkü namazsızlık hastalığı tehlikeli, bulaşıcı. Namaza aşık birisiyle dostluk ederseniz size de bulaşır. Yani kötü arkadaşlar, kötü çevre, namazsızlık hastalığı da bulaşıcı. Ama iyilerle beraber olursanız bu işi kolay halledersiniz. 2. Niçin namaz kılacağım sorusuna destek olacak kitaplardan okumanızı özellikle tavsiye ederim. Yine üstadın risalelerde namazla ilgili bahisleri yani gerçekten çok güzeldir. Bunları okuduğunuzda iş rayına oturacaktır. Ama bütün bunların hepsini içine alan hocam bir cümle söyle deseniz imanınızı kuvvetlendirin derim. Allah'la aranızı düzeltin. Bunu da kardeşlerim burada yaptığı derslerde siz de katılıyorsunuzdur. Yani üstadın yazdığı risaleler tamamen imanı kurtarmak, kuvvetlendirmek için yazılmış eserlerdir. O konudan beslenen bir insan aklen ve kalben kendini tatmin etmiş olur Allah'ın izniyle. Ben namaza başladım mı 5'te 5 kılmalıyım. O nedenle uygun zamanı bekliyorum diyenlere ne tavsiye edersiniz? Hocam ben öyle yarım yamalak yapamam. 5'te 5. Yani hiç olmayana göre az önce de söyledim. Bir taraftan başlamak en güzeli. Rabbimiz günde 5 defa çağırıyor. 5 defa davete reddetmek ne büyük bir kayıp.
Hele bir bu mükemmelliyetçi başlama şeyi yine şeytanın bize bir fısıltısı. Onun için kardeşler insan yapa yapa kemale erer. Mükemmelliği beklerken belki ona kavuşamadan gideceğiz. Ama o yola girersek Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali o yolda olmak da büyük bir nimettir. Yapa yapa inşallah kemale ereriz. Efendim 5 vakite gücünüz yetmiyorsa 1'le başlayın. 2'yle başlayın ama hiç namazsızlık kötü. Ha bu şurada demek değil yani Ahmet Hoca bir namaz kılın yeter dedi filan. O duruma da düşmeyelim yani. Ha bu kitabın ortasında bir soru. Siz de kendi ailenizde problemler yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız bunu nasıl çözüyorsunuz? E bizim delikanlı da burada. Şimdi nasıl söyleyeceğiz? Kardeşler, toz pembe hayal ancak Türk filmlerinde ve dizilerde olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha kaliteli bir erkek, daha kaliteli bir koca, daha kaliteli bir baba geldi mi bu dünyaya? Gelecek mi? Gelmeyecek. Peki onun evinde naneli, tuzlu, ekşi günler oldu mu? Oldu. Allah hem de öyle çetin imtihanlarla imtihan ettik Efendimiz'i. Ya Peygamberimizin hanımına hem de en çok sevdiğine Allah'ın sevgilisinin sevgilisi diye efendim iltifat ettiği Ayşe annemize yapılanı biliyorsunuz. Ama Efendimiz ne yaptı? Allah'ın emrine uygun hareket ederek böyle durumlarda nasıl yol izlememiz gerektiğini bizlere öğretti. Bugün de elbette sizin evinizde de bizim evde de efendim ekşi tatlı günler olabilir. Evde işler kötü olduğu zaman yengenize diyorum ki hiç boşuna uğraşma. Şu anda benim imtihanımsın, sabredeceğim sana. Durumlar iyi olduğunda, ben haksız olduğumda diyorum ki hanım sabret. Zaten bu dünya ne kadar, bu kadar da yaşayacak mıyız? Sabret, bak sonunda cennet var. Tabii birinci de yengeniz delleniyor. Biraz şey yükseliyor, şekeri yükseliyor ama. Yani böyle durumlarda kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, şeytan sizinle uğraştığında, sinirlendiğinizde sakinleyin. Ayaktaysanız oturun, oturursanız yatın. Olmadı abdest alın, 2 rekat namaz kılın, geçecektir. Diyelim ki karı koca arasında anlaşmazlıklar oldu. Böyle bir durumda iki tarafın da onaylayacağı ailenin ileri gelenlerinden destek alın. Bugün de mesela bu manada bize ve bizden daha kıymetli hocalarımıza zaman zaman böyle danışıyorlar. İstişare edenler, söz dinleyenler yuvayı kurtarıyor. Ama garip bir şey ki kardeşlerim, belki siz de yaşıyorsunuz. Bize soru sorarlarken özellikle karı koca arasındaki problemlerde herkes cevabı cebinde hazır getiriyor. Kendi haklılığını hocaya onaylatmak için geliyorlar. Bu da efendim sonunda maalesef yıkımla sonuçlanıyor. Dolayısıyla efendim aile içinde problem olduğunda bu problemin kaynağını çözmeye ve birbirinizi anlamaya gayret edin. Yani bugünkü problemlerin temelinde en önemli sıkıntılardan bir tanesi iletişim kazalarından dolayı. Böyle bir durumda Allah'ın izniyle Rabbimize sığınacağız. Euz Besmele çekip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü şeytanın kurmayları en büyük ödülü karı koca arasını açanlara verdiğini de unutmayacağız. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Mutlu olmak için feragat etmek gerekiyor iki tarafta efendim. Erkeğe de evin yönetimi verildiğine göre, Kur'an'a göre öyleyse o zaman erkek daha idare edici olacak. Dışarıdan gelecek müdahaleler karşıda efendim dikkatli olmak lazım. Bazen büyükler işe burnunu sokabiliyor, fitleyebiliyor. Bazen dışarıdan gelen gaza gelebiliyoruz. Yani bu tür durumlarda da daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Sağlıklı evlilik ve aile modeli nasıl olmalı? Sağlıklı evlilik için arkadaşlar helal süt emmiş aile evladını ve günahlardan kendini tutmaya çalışanları tavsiye ederim. Flört ederek seninle birçok günahı işleyen senden önce de bunları yapmış olma ihtimali yüksek. Senden sonra da yapmayacağının garantisi yok. Temiz erkekler temiz kadınlara diyor Yüce Rabbimiz de kitabımızda. Efendim bu konuda en güzeli sağlıklı bir evlilik için ahlaklı helal süt emmiş ve efendim görüşme anında bile helale harama dikkat eden birisiyle cinsiyet fark etmez. Kadın için de erkek için de geçerli olan bir düsturdur. Ben özellikle flört ederek yapılan evliliğin en sağlıksız evlilik olduğunu daha önce Sözler Köşkü'nde yaptığımız videoda da söylemiştim. Yani niye? Evleninceye kadar, elde edinceye kadar kadınlar da erkekler de iyi rol kesiyor. Muhatabının duymak istediklerini söylüyor. Muhatabının görmek istediği davranışı sergiliyor. Elde ettiği anda erkeğin maalesef evlilik
belki. Ya da önce arkadaş olarak başlar erkek, sonra sevgiliye dönüşür. Sonra da bunun niteliğinde sonuç cinsel hazzı yaşamak için efendim hedef orası. Onu elde ettiği zaman ne evlilik ne şey, her şey maalesef bitiyor. Bugün birçok kardeşim bu şeytanın tuzağına düşüyorlar. Ondan sonra da dikiş tutmuyor. Birkaç gündür paylaştığım yazılardan sonra onlarca soruya cevap verdim. Efendim hocam ne yapacağız şimdi diye. Allah önce tövbe edip yeniden bir hayat kurmaya başlayacağız ama kolay olmuyor kardeşlerim. Müslüman bir ailede babanın rolü nasıl ve ne olmalı? Özellikle nerede dikkat etmeli? Baba eğitimde %20'lik bir etkisi var. O da kontrol ve rol modeli olma. Dışa karşı. Anne sütten kaynaklanan çocukla arada bir bağ olduğundan dolayı çocuk eğitiminde çok önemli etkisi var. Russo da öyle söylüyor. Bugün bizim pedagoglar da bunun üzerinde duruyorlar. Baba efendim yeri geldiğinde bir otorite olarak yanlışlara karşı bir engelleyici, aynı zamanda bir sığınak. Babamın gölgesi yeter filan diye bazen böyle güzel şeyler var. Hakikaten baba baba olarak, erkek erkek olarak, kadın kadın olarak yerinde görevlerini yaparlarsa çocuklar da kaliteli yetişiyor. Biz 1960'lardan bu yana baba rolünü zayıflatarak özellikle batıda babayı devre dışı bıraktılar. Son dönemde de maalesef 15-20 yıldır Türkiye'de baba rolünü ataerkil yapıya özellikle müdahale var. Bizim geleneksel yapımız babanın otorite olduğu, efendim rol modeli olduğu, dışa karşı böyle aslan gibi, içeriye karşı da gayet müşfik ve efendim merhametli bir rol modeli. Tabiri caizse Fetih Suresi'nin son ayetindeki gibi. Hani müminler kendi aralarını gayet şefkatli ve merhametli, dışarıya karşı da alabildiğine böyle vakur ve efendim hiddetli diye ayet-i kerimede Rabbimiz tarif ediyor. Bir baba da aynen böyledir. Dışarıya karşı farklı, içeri daha müşfik ve vakarlı olmalı. Evlilik niyetiyle yapılan görüşmelerde nelere dikkat edilmeli? Yalnız kalmamaya, el ele tutuşmamaya, birbirinize dokunmamaya özellikle tavsiye ederim. Dokunmamayı. Göz gördü, gönül sevdi. A benim gözüm ahım var mı benim bunda günahım diyor şair. Olmaz mı? Göz baktı, efendim el dokundu. Şeytan adım adım böyle. Çoğunu yaptıramıyorsa azdan başlatır. Bir bakışta ne olacak hocam? Söyle o mümin erkeklere gözlerini arama bakmaktan sakınsınlar. Helal dairede arkadaşlar elbette gençler birbirini görmeli. Kalpleri ısınmalı. Evlilikte en önemli şey aynı hedefe baktığınız, aynı heyecanı taşıdığınız, gönlünüzün de ısınacağı, ailenizin de onaylayacağı bir evlilik. En sağlıklı evliliktir. Bir kimsenin geçmişi, bıraktığı izler ve hedefleri bu manada çok önemli. Görsellik de bunun bir parçası ama arkadaşlar, yüzü güzelle evlenirsen bir gün, ahlakı güzelle evlenirsen bir ömür boyu mutlu olursun. Onlarca örnek var etrafımızda maalesef bu konuda. Gençler az önce de söylediğim gibi, yani duygularla hareket ettiği için sağlıklı hesap edemiyor. Yakın çevredeki büyüklerden yardım almak, sizin göremediklerinizi görür, hesap edemediklerinizi hesap eder ve daha sağlıklı bir karar vermeye sebep olur. Bu konuda tecrübe sahiplerinden istifade etmek en güzeli. Arkadaşlar evlenince düzelir mi? Hani nikah başından geçince filan diye halk arasında çokça olan bir şey. 7'sinde neyse 70'inde de o oluyor. Yani evlenmeden önce yaptıkları, evlendikten sonra bırakanlar yok mu? Var ama yani kaybedenler de çok olabiliyor. Dolayısıyla ben bunu birçok platformda söyledim. Yine burada da söyleyeyim. İmkanım olsa, böyle aile bakanlığında filan etkin bir görevim olsa, üniversite döneminde bütün gençlerin evlenecekleri şartları hazırlamak isterim. Özellikle de toplumda bu manada annelere babaları eğitecek, işi kolay kılacak, efendim el aleme göre değil de Rabbül alemine göre şartlar oluşturacak, imkanlar oluştururum. Mesela bugün gayri resmi olarak, gayri meşru olarak 1+1 stüdyo dairede beraber yaşayan kızlı erkekli ortam zinadır, haramdır, günahtır, tutunacak hiçbir tarafı yoktur. Bugün bunlar var mı? Maalesef. Bu mu doğru? Yoksa aynı şartlarda efendim helal dairede bir delikanlıyla kızımızın evlenerek okullarına devam etmeleri mi daha doğru? Ben evli olarak okumalarını, annelerin babaların bu işi kolay kılmalarını daha doğru görüyorum. Dolayısıyla gençlere bugün evlilik yaşı 30'un üzerine çıktı. 12-13 yaşında en kötü ihtimalle ergenliğe kavuşan bir delikanlının, en böyle kanının kıpır kıpır kaynadığı bir dönemde, efendim şeytanın bütün marifetlerini gösterdiği bir dönemde evlenilmemesi fıtrata aykırı bir şeydir. Dolayısıyla bekarken işlenen günahlar evlendikten sonra da insanı rahat bırakmıyor. Çocuklara namazı nasıl sevdiririz?
yaşayarak örnek olmak. 2. Niçin kılması gerektiğini anlatmak. 3. Efendim Allah'ı, peygamberi ve kendimizi sevdirmek. 4. Namaz kılan rol modelleriyle tanıştırmak. 5. Hayatı namaza göre evde planlamak. 6. Pikniğe gittiğimizde, ziyarete gittiğimizde, evimize misafir geldiğinde, az önce buraya gelince çok hoşuma gitti, girişte sizi namaz kılar bulmak. Program namaza göre başlanmış. Harika bir şey. Hayatın merkezinde namaz olursa yemek gibi, içmek gibi çocuklar da namazı hayatın bir parçası, ihtiyaç olarak görürler. Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz. Rabbimiz inşallah hepimize, seccademize varis olacak hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Genç kardeşlerime de gönlü namazda, kulağı ezanda hayırlı dostlar, namaz aşıkları nasip eylesin. Siz de öyle bir namaz aşığı olun ki size bakanlar namazı hatırlasınlar. Sizi görenler, birlikte olanlar namaza sevdalansınlar diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hata kusur olduysa bendendir, affola. Güzellikler Rabbimizdendir. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum.